Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün size Mondros Ateşkes Antlaşması, Anadolu'nun işgali, cemiyetler ve Kuvayi Milliye'ye değineceğim. Siz de hemen kitaplarınızı açın. 5. földen kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili arkadaşlar. İşgal yıllarında Anadolu, Osmanlı Devleti'nin Mondros Ateşkes Antlaşması'nı imzalamaya iten nedenlere bakalım. Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı'ndan çekilmesinin nedenleri, Wilson ilkelerinin maddelerine güvenilmemesi, İttihat ve Terakki üyelerinin yurt dışına çıkması, birçoğunun ülkeyi terk etmesi, Bulgaristan'ın savaştan çekilmesi. Dolayısıyla Bulgaristan'ın savaştan çekilmesiyle beraber Osmanlı Devleti'nin müttefikleriyle kara bağlantısı kesildi. Dolayısıyla Avusturya, Macaristan ve Almanya ile kara bağlantıları kesildi. Hemen devam edelim. Osmanlı Devleti'nin artık askeri güçten yoksun olması, Sadrazam Ahmet İzzet Paşa'nın ateşkes teklifinde bulunmasıyla devam edecek. Taraflar arasındaki görüşmeler 27 Ekim 1918 tarihinde Limni Adası'nın Mondros Limanı'nda İngilizlere ait Agamemnon zırhlısında gerçekleşecek sevgili arkadaşlar. Osmanlı Devleti adına Balkanlardaki başarılarından ötürü Hamidiye Kahramanı unvanını alan Hüseyin Rauf Orbay katılacak. İngilizler adına, İtilaf Devletleri adına İngiliz Amiral Calthrop katılacak. Peki hemen burada dikkat notumuz vardı. Dikkat notumuza devam edelim. İtilaf Devletleri ve Osmanlı Devleti arasında imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması, İtilaf Devletleri'nin 1. Dünya Savaşı devam ederken aralarındaki yapmış oldukları gizli anlaşmalara dayanır demiş. Hemen örnek model bir sorumuz var. Sorumuzu okuyalım. 1. Dünya Savaşı yıllarında Osmanlı Devleti'ni yöneten İttihat ve Terakki hükümeti üyelerinin birçoğu savaşın sonlarına doğru ülkeyi terk ettiler. Bunun üzerine Ahmet İzzet Paşa tarafından yeni hükümet kuruldu. Bulgaristan'ın savaştan çekilmesi Osmanlı Devleti ile müttefikleri arasındaki bağlantıyı kopartmıştır. Zor durumda kalan Osmanlı yöneticileri ateşkes istemekten başka çare bulamadılar. Buna göre Osmanlı Devleti'ni Mondros Ateşkes Antlaşması'nı imzalamaya zorlayan unsurlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? İttihat ve Terakki üyelerinin tutumları, evet çünkü İttihat ve Terakki hükümeti üyeleri yurt dışına gitmişlerdi hatırlayalım. Müttefiklerine ulaşamama sorunu Bulgaristan'ın savaştan çekilmesiyle beraber Osmanlı müttefikleriyle bağlantısını kesmişti. Devlet yöneticilerinin başka çözüm yolu bulamamaları, Denizli'ye bakalım. Yeni hükümetin antlaşmadan kazanç sağlayacağı düşüncesinde olmaları doğru cevap Denizli sevgili arkadaşlar. Bir sonraki sayfaya geçelim. Burada Mondros Ateşkes Antlaşması'nın maddelerine değinecek. Mondros Ateşkes Antlaşması 30 Ekim 1918 tarihinde imzalandı dedik. Mondros Ateşkes Antlaşması'nın en önemli maddelerini hatırlayın. Derste ben size bir şampuan reklamından yola çıkarak şampuan reklamının sloganını kullanmıştık. Hatırlayalım 7/24'tü. İtilaf Devletleri 7. madde gereğince İtilaf Devletleri güvenliklerini tehdit edecek bir durum karşısında o stratejik bölgeyi işgal edecekti. İşte yapacakları işgalleri bu maddeye dayandıracaklar. Anadolu'da her yapacağı işgali İtilaf Devletleri hangi maddeye dayandıracak? 7. madde. 7. madde tüm yurdu işgale zemin hazırlayan maddedir arkadaşlar. Dolayısıyla bu maddeyi koymuş olmalarının nedeni yasal bir dayanak oluşturmak. Hemen çok önemli olan 7/24'ten 24. maddeye bakalım. Vilayet-i Sitte'de bir karışıklık çıkarsa İtilaf Devletleri bu illeri işgal edecekti. Peki Vilayet-i Sitte Arapça 6 il demekti. Hemen illere bakalım. İller neydi? Besdev diye kodlamıştık hatırlarsınız. Ya da Vesvet diye de kodlayabiliriz. O size kalmış ama muhakkak kodlayarak öğreneceğiz sevgili arkadaşlar. Besvet, Bitlis, Elazığ, Simas, Diyarbakır, Erzurum ve Van. Bu 6 ilde karışıklık çıkması durumunda İtilaf Devletleri burayı işgal edeceklerdi. Amaç neydi? Amaç Doğu Anadolu'da bir Ermeni devleti kurmaktı. Megali Armenya yani büyük Ermenistan projelerini gerçekleştirmek istiyorlardı. 7 ve 24 Mondros Ateşkes Antlaşması'nın en önemli iki maddesi. Unutmayalım sevgili arkadaşlar. Hemen devam edelim. Birinci maddede Çanakkale ve İstanbul Boğazları uluslararası ticarete açılacak. Askeri üsler İtilaf Devletleri'ne teslim edilecektir. Ama bir garanti bir cümle kullanmışlar. İstanbul işgal edilmeyecek demişler. Maddeyi çok ılımlı göstermek adına. Peki Boğazlar bölgesinde
askeri üsleri alırsanız boğazların güvenliğini sağlayabilir misiniz? Sağlayamazsınız. Aslında çok tehlikeli bir madde. Boğazlar bölgesinde iktisadi ve siyasi yönetim ele geçirmek istenmiş. Osmanlı Devleti askeri üslerin teslimiyle başkentte savunmasız bırakılmıştır. Başkentin işgal edilmeyeceğine dair de garanti bir cümle, garantör bir cümle kullanmışlar. Ancak tabii ki işgal ettiler. İtilaf devletlerine güven olmaz sevgili arkadaşlar. Hemen bakalım orijinal metinde de yer alan 5. madde gereğince Osmanlı orduları terhis edilecektir dendi. Peki terhis etmek ne demek? Dağıtmak demek. Osmanlı ordusunu lav etmek demek. Hemen bakalım orduya ait araç, gereç, donanım itilaf devletlerinin emrine verilecektir. Türk savaş gemileri teslim edecek. Liman, tersaneler itilaf devletlerinin kullanımına açılacaktır. Ülkenin iç güvenliğini sağlayacak kadar jandarma ve hafif silahın bulundurulmasına izin verilmiştir. Sevgili arkadaşlar, bu maddeyle ne yapılmak istendi? Bu maddeyle sevgili arkadaşlar, Osmanlı Devleti'ni savunmasız bırakmak istediler. Ve Osmanlı ordusunun dağılmasıyla beraber halk tarafından Kuvayi Milliye kurulmuştur. Kuvayi Milliye'nin kurulmasının bir diğer nedeni de Osmanlı ordusunun terhis edilmesi. Peki tüm ordu komutanları Osmanlı ordularına dağıttılar mı? Hayır, dağıtılmadı. Doğu Cephesi komutanı 15. Kolordu Komutanı Kazım Karabekir ordusuna dağıtmadı. 10. Ordu Komutanı Refet Bele de yine askeri güçlerini dağıtmadı sevgili arkadaşlar. Şimdi hemen düşünelim. Türkiye Cumhuriyeti topraklarında yaşıyoruz. Dünyanın İlk 10 ülkesi içerisindeyiz. Ordusu en güçlü ülkesi içerisindeyiz. Biz ordumuzu dağıtırsak, ordumuzu lav edersek, askerleri evlerine gönderirsek ülkemiz işgal edilmez mi? İşte itilaf devletleri de bunu yapmışlar, bunu yapmak istemişler. Osmanlı ordusunu dağıtıp işgalleri kolaylaştırmak istemişler sevgili arkadaşlar. Peki ülke içerisindeki iletişim, posta, telsiz, telgraf, her türlü iletişim ve ulaşım ağları Osmanlı itilaf devletlerinin denetimine bırakılacaktır. Peki bununla ne yapmak istediler? Hemen ona bakalım. Milli mücadelede halkın örgütlenmesinin önüne geçtiler. Dolayısıyla halk posta, telsiz, telgraf gibi ulaşım, iletişim ve ulaşım ağları kesilirse yapılacak olan işgallerden haberdar olamayacak. Osmanlı Devleti elindeki savaş esirleri, suçlu Ermenileri kayıtsız ve şartsız teslim edecekken itilaf devletleri ise Osmanlı Devleti savaş tutsaklarını vermeyecekti. Bu eşitlik ilkesine uymamakta sevgili arkadaşlar. Ermeni askerlerinin iadesi sağlanarak bölgede askeri varlığı kuvvetlendirilmek istenmiştir arkadaşlar. Peki Osmanlı Devleti'nin ihtiyaç fazlası akaryakıt, kömür, enerji kaynakları dışarı satılmayacak. Anlaşma devleti bedeli karşılığında ödeyeceklerdi bunları. Osmanlı Devleti akaryakıt fazlasını ihraç etmeyecekti. Dolayısıyla Osmanlı Devleti'nin enerji kaynaklarını diledikleri gibi kullanmıştır arkadaşlar. Peki hemen devam edelim bir sonraki sayfamızla. Burada Mondros Ateşkes Antlaşması maddelerine dayanarak işgal edilen yerler var. Sevgili arkadaşlar, kitabımız sadece Mondros Ateşkes Antlaşması'nın birkaç maddesine de yer vermiş ama Mondros Ateşkes Antlaşması söylediğimiz gibi 25 maddeden oluşmakta. Hemen haritaya bakalım. Mondros Ateşkes Antlaşması sonrası işgal edilen yerlere bakalım. Osmanlı topraklarında ilk işgal edilen yer Musul sevgili arkadaşlar. Ama Anadolu coğrafyasında, Anadolu topraklarında ilk işgal edilen yer neresiydi? Hatay Dört Yol'du ilk işgal edilen yer. Ama bize Osmanlı coğrafyasında ilk işgal edilen yeri sorarsa biz ne diyeceğiz? Bugün Irak topraklarında ama o gün Osmanlı toprağı olan Musul, Anadolu coğrafyasını sorarsa Hatay Dört Yol diyeceğiz. Peki düşmana ilk kurşunu sıkan kim? Biz kaynaklarda Hasan Tahsin olarak biliriz ama Hasan Tahsin Batı cephesinde düşmana ilk kurşunu sıkan kişi, Kara Mehmet sevgili arkadaşlar. Kendisi çavuş. Dolayısıyla düşmanın ilk kurşunu sıkan Hatay Dört Yol'daki Kara Mehmet Çavuş dedik. Peki
Hemen devam ediyorum sevgili arkadaşlar. Fransızların işgal ettiği yerler Adana, Antep, Urfa, Maraş öncesinde İngilizler tarafından işgale uğradı Musul'la beraber. Ancak İngiliz ve Fransızlar kendi aralarında anlaşma yoluna gittiler ve Irak'ın Musul'un kendisinde kalması şartıyla İngilizler Adana, Antep, Urfa, Maraş gibi yerleri Fransızlara verdiler. Peki itiraf devletlerinin birlikte işgal ettiği yerler gördüğünüz gibi İstanbul. Peki Kars ve çevresini kim işgal etti? Ermeniler, çünkü zaten doğuda bir Ermeni devleti kurmak istiyorlardı. Bir yerde sevgili arkadaşlar petrol varsa İngilizleri arayacağız. Bir yerde kömür varsa Fransızları arayacağız. Çünkü o yıllarda Fransa'nın sanayisi kömüre dayanıyordu. Zonguldak'ı yine kim işgal etmiş? Fransızlar işgal etmiş. Bakın İtalyanların işgal ettiği yerler güneybatı tarafları. Yunanlar bildiğimiz üzere 15 Mayıs 1919 tarihinde İzmir'i işgal etmekle başlayacaklar. Ve işgal bu şekil sevgili arkadaşlar. Peki Mustafa Kemal'i hemen ele alalım. Mustafa Kemal Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandığında Suriye-Filistin cephesindeydi. Suriye-Filistin cephesinde Yıldırım Orduları Grup Komutanı'ydı. Mustafa Kemal İstanbul'a geldiğinde ne diyecek işgal devletlerini İstanbul'da? 13 Kasım 1918'de İstanbul'da düşman gemilerini gören Mustafa Kemal geldikleri gibi giderler diyecek. Biz ilerleyen zamanlarda Mustafa Kemal'in bu sözü için ne diyeceğiz ki? Hangi kişilik özelliği devreye girmiştir? İleri görüşlülüğü sevgili arkadaşlar. Peki Mondros'tan sonra işgal edilen yerler ve işgalci devletlere bakalım. İngiltere ne dedik? Musul, Antep, Urfa, Maraş, ama sonrasında Antep, Urfa, Maraş'ı kime devredecek? Fransızlara devredecek sevgili arkadaşlar. İtalya, Muğla, Antalya, Konya, Yunanistan, İzmir ve çevresi, Manisa, Aydın, Edirne, Ermeniler, Kars ve Sarıkamış çevresini işgal ettiler. Peki yurdun işgal edilmesiyle beraber Mondros'un uygulanması karşısında İstanbul hükümetinin Mustafa Kemal'in tutumuna ve Türk halkının tutumuna bakalım. İstanbul hükümeti işgallere kayıtsız kalmıştır, sessiz kalmıştır. Dolayısıyla işgallere direnmenin imkansız olduğunu vurgulamıştır. Yok olmaktansa küçük bir devlet şeklinde güçlü devletlerin himayesinde yaşanılacağını düşünmüştür. Mustafa Kemal tabii ki bu antlaşmanın yorumu açık olduğunu ve Türk topraklarının işgaline sunulduğunu belirtmiştir. İşgaller karşısında mücadeleci, kararlı, milliyetçi, bağımsızlığa önem veren bir tutum sergilemiştir. Türk halkının tutumuna bakalım. İşgaller karşısında mitingler düzenlendi, protestolar yapıldı. Bölgesel direniş cemiyetleri kuruldu sevgili arkadaşlar ve ardından Kuvayi Milliye, yani Milli Kuvvetler kuruldu. Silahlı direniş örgütleriydi biliyorsunuz. Hemen Atatürk diyor ki diye bir notumuz var. Devam edelim. Mustafa Kemal Mondros Ateşkesi Osmanlı Devleti'nin müttefikleriyle beraber sürüklendiği acı mağlubiyetin yüz kızartıcı bir sonucudur demiş. Bu ateşkes maddeleri Türk topraklarını yabancı işgaline açık hale getirmiştir diyerek antlaşmaya tepki göstermiştir sevgili arkadaşlar. Peki geldik Mondros Ateşkes Antlaşması ile beraber yurdun her noktasının işgal edildiğini biliyoruz. Hemen peki işgal sonrası Türk halkı neler yaptı? Bugünkü 81 vilayet üzerinden düşünürsek sevgili arkadaşlar yaklaşık 65 il işgal altındaydı. Mondros sonrası Anadolu topraklarının durumu böyleydi. Peki cemiyetler ve Kuvayi Milliye'ye bakalım. Mondros Ateşkes Antlaşması sonrası yurdun işgaliyle beraber önce cemiyetler sonra Kuvayi Milliye kuruldu. İşgallere karşı Türk halkından ilk tepki cemiyetler İstanbul hükümetinin işgallere sessiz kalması üzerine kurulmuşlardır. Milli cemiyetlerin kurulmasındaki temel amaç ne? Bağımsızlığın korunması ve milliyetçilik düşüncesi etkili olmuştur. Milli cemiyetler Türk halkının dayanışmacı, mücadeleci ve milliyetçi yönlerinin kanıtıdır. Peki Mondros Ateşkes Antlaşması sonrası yapılan işgaller karşısında en ilk kurulan cemiyet Trakya Paşaeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti. Sevgili arkadaşlar bu cemiyetleri azınlıkların kurduğu cemiyetler ve milli varlığa düşman cemiyetlerden ayırmak için şöyle bir yöntem belirlemiştik. Hatırlayalım derste. Neydi? Tüm müdafaa cemiyetleri yararlı cemiyetlerdi. Muhafaza cemiyetleri yararlı cemiyetlerdi. Bölge isimlerinin yer aldığı cemiyetler yararlı cemiyetlerdi. Doğu Anadolu Müdafaa Hukuk Cemiyeti, Trakya Paşaeli Cemiyeti gibi bir
Bir de şehir isimlerinin yer aldığı cemiyetler yararlı cemiyetlerdi sevgili arkadaşlar. Hemen bakalım. Trakya Paşaeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti Yunanistan'ın Doğu Trakya'yı işgalini engellemek istemişlerdir. Ve Mavri Mira Cemiyeti'nin Yunan işgallerine ve Mavri Mira Cemiyeti'ne karşı mücadele etmiştir sevgili öğrenciler. Peki Trabzon Muhafaza-i Hukuk Cemiyeti'ne bakalım. Trabzon ve civarında Pontus Rum Devleti'nin kurulmasını önlemek için mücadele etmiştir. Aynı zamanda Erzurum Kongresi'nin toplanmasına yardım etmiştir. Kilikyalılar Cemiyeti bir yararlı cemiyettir. Hep ismini sıklıkla tekrar ederiz. Öğretmenim bu azınlıkların kurduğu cemiyete benziyor dersiniz. Ama Kilikya bölgesini bilecektik. Neydi Kilikya? Adana ve Çukurova bölgesini belirtir. Adanalılar demek Adanalılar Cemiyeti. Çukurova ve bölgesini Fransız ve Ermenilere karşı savunmak amacıyla kuruldu. Yayın ve propaganda ile milli bilinç uyandırılmaya çalışıldı sevgili arkadaşlar. Peki Doğu Anadolu Müdafaa Hukuk Cemiyeti'ne bakalım. Doğu'da bir Ermeni devletinin kurulmasının önüne geçmek için çalışmalar yaptı. Aynı zamanda Erzurum Kongresi'ni toplama çalışmaları gösterdi. Ve Doğu Anadolu'da Ermeni devleti kurulması çalışmaları yapan Taşnak Hınçak cemiyetinin faaliyetlerini durdurmak istemiştir. Milli mücadelenin teşkilatlanmasında önemli rol oynamıştır. Reddi İlhak cemiyetine geldik. İzmir'in işgalini reddetmek demek Reddi İlhak. İzmir ve civarının Türk olduğunu ispat etmek, İzmir'in Yunanlılara verilmesini önlemek amacıyla kuruldu. Basın yayın yoluyla İzmir'in işgalini reddetmişlerdir sevgili arkadaşlar. Aynı zamanda Balıkesir ve Alaşehir kongrelerinin toplanmasını sağlamışlardı. Geldik Milli Kongre Cemiyeti'ne. Milli Kongre Cemiyeti yapılan işgalleri halka basın yayın yoluyla duyurmuştur sevgili arkadaşlar. İzmir Müdafaa Hukuk Cemiyeti'ne bakalım. İzmir'in Yunanlılar tarafından işgal edilmesini önlemek için kuruldu. Yine basın yayın yoluyla İzmir'in Türklere ait olduğunu kamuoyuna duyurmuştur. Anadolu Kadınları Müdafaa Vatan Cemiyeti'ne bakalım. İsminden de anlaşıldığı üzere kadınların etkin bir biçimde milli mücadelede orduya para ve mal yardımları için kampanyalar düzenlediği bir cemiyet. Ülkenin uğradığı işgali protesto etmek, orduya yardım toplamaktı temel amaç. Hemen öğretmen sorusuna bakalım. Milli cemiyetlerin ortak amacı neydi? Milli cemiyetlerin ortak amacı işgalleri protesto etmek, yurdu bölgesel olarak korumak, bağımsızlığa sağlamak sevgili arkadaşlar. Peki bir sonraki sayfaya geldik. Peki milli cemiyetlerin özelliklerine bakalım sevgili arkadaşlar. Gazeteler çıkarıp mitingler düzenleyerek işgallere karşı halkta milli bir bilinç uyandırmak istemişlerdir. Başlangıçta kendi bölgelerini korumak istemişlerdir. Adlarından da anlaşılacağı üzere örneğin Doğu Anadolu Müdafaa Hukuk Cemiyeti Doğu Anadolu'da yapılan işgallere karşı bölgeyi koruma amacı gütmüştür. Mesela Trakya Paşaeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti'ni düşünelim. Trakya Paşaeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti de yine Trakya bölgesinde yapılan faaliyetleri azınlıkların yapmış olduğu, azınlık cemiyetlerini yapmış olduğu faaliyetleri durdurmak istemiştir. Peki arkadaşlar bu cemiyetler ne zaman birleşecek? Bu cemiyetler 4-11-1919 yılında Sivas Kongresi'nin toplanması ile beraber tüm cemiyetler Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti adı altında birleşecek ve milli mücadeleyi tek merkezden yönetecekler sevgili öğrenciler. Milli cemiyetlerin bir diğer özelliğine bakalım. Kuvayi Milliye Birlikleri'nin kurulmasına öncülük ettiler. İhtiyaçlarının karşılanmasına yardım ettiler. Örnek model bir sorumuz var. Hemen soruya bakalım. Bölgesel nitelikli kurulan milli cemiyetler bölgelerinin Türklere ait olduğunu kanıtlamaya çalışmışlardır. Başlangıçta propaganda ve yayınlar yoluyla eylemlerde bulunan bu cemiyetler işgaller başlayınca silahlı direnişe geçmişlerdir. Milli cemiyetler Osmanlı Devleti'nin yarattığı boşluğu doldurmak için Türk ulusunun bağımsızlığı için mücadele etmişlerdir. Verilen bu bilgilerden yararlanır milli cemiyetler ile ilgili olarak tüm ülkeyi kapsamadıkları demiş. Evet, tüm ülkeyi kapsamamışlardır. Çünkü bölgesellerdir. İşgallerden sonra yöntem değişikliğine gitmişlerdir. Doğru. Türk halkının mücadeleci ruhunu gösterdikleri ifadelerinden hangilerine ulaşılır dedik. Hepsine ulaşılır sevgili öğrenciler. Doğru cevap Denizli.
Peki cemiyetlerde böyleydi. Hemen azınlıklar tarafı, bunlar yararlı cemiyetlerdi. Biz azınlıklar tarafından kurulan cemiyetlere bakalım. Mondros Ateşkes sonrası Anadolu'da yaşayan azınlıklar tarafından kurulan cemiyetler yurdun işgaline zemin hazırlamak istemişlerdir. Bu cemiyetler aynı zamanda emperyal güçler tarafından, emperyalist güçler tarafından, yayılmacı güçler tarafından yani işgal devletleri, itilaf devletleri tarafından desteklenmişlerdir. Onlarla işbirliği yapmışlardır. Peki Marmara cemiyetine bakalım. Rum Patrikhanesi tarafından İzmir ve Doğu Trakya'yı Yunanistan'a katmak için kuruldu. Pontus Rum Cemiyeti Doğu Karadeniz'de Pontus Rum Devleti kurmayı amaçlamıştır ve bölgedeki Türkleri bölgeden uzaklaştırmayı amaçlamışlardır. Taşlar Kınçak Cemiyetleri Doğu Anadolu'da bir Ermeni Devleti kurmayı hedeflemişti. Sevgili öğrenciler, Makabi Alyansı İsrailit Cemiyetleri Yahudi Devleti kurmak istiyorlardı. İsrail Devleti'ni kurmayı amaçlamışlardır sevgili öğrenciler. Hemen dikkat notumuza bakalım. Azınlıklar tarafından kurulan Etnik Eterya ve Pontus Rum cemiyetlerinin aynı amacı taşıdığına değinmiş. Bir sonraki sayfaya geçtik. Siz de geçin. Peki Mavri Mira demiş. Kimler tarafından kuruldu? Rumlar tarafından Pontus Rum Cemiyeti, adından da anlaşılacağı üzere Rumlar tarafından Taşnak ve Hınçak Cemiyeti, Ermeniler tarafından kuruldu. Makabi ve Alyans İsrail Cemiyetleri Yahudiler tarafından kuruldu sevgili öğrenciler. Peki milli cemiyetlerin bir de mücadele ettikleri azınlık cemiyetlerine bakalım. Karşılıklı mücadele hangi cemiyetlerle mücadele etmişler? Milli cemiyetlerden olan Trakya Paşaeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti, Mavri Mira Cemiyeti'ne karşı mücadele etti. Reddi İlhak Cemiyeti, Mavri Mira Cemiyeti yine. Trabzon Muhafaza-i Hukuk Cemiyeti, Pontus Rum Cemiyeti, Kilik Yıllar Cemiyeti, Taşnak Hınçak, Doğu Anadolu Müdafaa Hukuk Cemiyeti de yine Taşnak Hınçak Cemiyeti ile mücadele etti. Peki milli varlığa düşman cemiyetlere bakalım. Müslümanlar tarafından kurulmuşlardır ancak itilaf devletleri tarafından desteklenmişlerdir. Cemiyetlerin bir kısmı saltanat ve hilafet yanlısıdır. Bir kısmı da Manda ve Himaye taraftarıdır ki Manda ve Himaye'yi hatırlayalım. Paris Barış Konferansı'na kadar sömürgecilik tabirini kullanıyorken Paris Barış Konferansı'ndan sonra artık sömürgecilik yerini neye bırakmıştı? Manda ve Himaye'ye bıraktı sevgili öğrenciler. Peki İngiliz Muhipleri Cemiyeti neyi isteyebilir? Tabii ki İngiliz mandasını ister. Ülkenin kurtulmasının İngiliz mandasını mandası altına girmekle olacağını savunmuşlardır. Wilson Prensipleri Cemiyeti adından da anlaşılacağı üzere Amerikan mandasını savunmuştur. Kürt Tarihi Cemiyeti İngilizlerden destek almıştır. Bir Kürt devleti kurmayı amaçlamışlardı. Doğu Anadolu'da Sulh ve Selamet Osmaniye Cemiyeti vatanın kurtuluşunun saltanat ve hilafete bağlı kalmakla mümkün olacağını savunmuşlardır. Hürriyet ve İtilaf Fırkası İttihat Terakki Cemiyeti'ne karşı kurulmuştur. Mondros'tan sonra Anadolu'daki milli mücadele hareketine karşı muhalif bir tutum sergilemiştir. İslam Tarihi Cemiyeti de yine saltanata ve halifeye bağlı kalınmakla kurtaracağını savunmuştur Osmanlı Devleti'nin. Peki dikkat notumuz var, devam edelim. İngiliz Muhipleri Cemiyeti Damat Ferit Hükümeti tarafından desteklenmiştir. Sulh ve Selamet Osmaniye Cemiyeti de milli mücadeleye karşı çıkmıştır ve Damat Ferit Hükümeti'ni desteklemiştir diyeceğiz sevgili öğrenciler. Hemen model bir soru var, model soruya bakalım. Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanmasından sonra İstanbul'da kurulan Wilson Prensipleri Cemiyeti ABD'nin himayesine girilmesi gerektiğini savunmuştur. İngiliz Muhipleri Cemiyeti ise devletin kurtuluşunun İngiliz himayesinde olacağını ileri sürmüştür buna göre. Bahsedilen cemiyetlerin manda ve himaye, ulusal bağımsızlık, milli birlik unsurlarından hangilerine dair bir talebi olduğu söylenemez. Manda ve himayeyi öncülden çıkarabiliyoruz ama ulusal bağımsızlık ve milli birliği çıkaramıyoruz sevgili öğrenciler. Doğru cevap 2-3 olacak yani Denizli. Peki milletin ordusu Kuvayi Milliye, Mondros Ateşkes Antlaşması sonrası İstanbul hükümetinin yapılan işgallere karşı kayıtsız kalması üzerine önce cemiyetler kuruldu dedik. Ardından Kuvayi Milliye kuruldu sevgili öğrenciler. Mondros Ateşkesi'nden sonra Anadolu'da başlayan işgallere karşı az evvel değindim zaten. Bölgesel direniş örgütlerine Kuvayi Milliye yani ulusal güç adı verilir. Ulusal güç Kuvayi Milliye, milli mücadelenin sevgili arkadaşlar ilk silahlı direniş gücüdür. Peki hemen ekranı büyütelim. Siz de ekranı bilgisayarlarınızdan rahatça görebilin.
Peki Kuvayi Milliye'nin ortaya çıkış nedenlerine bakalım. Mondros uyarınca Osmanlı ordusunun terhis edilmesi, İzmir'in Yunanlılar tarafından işgali, damat Ferit hükümetinin işgallere seyirci kalması, Osmanlı hükümetinin halkın can ve mal güvenliğini koruyamaması, halkın vatansever, milliyetçi duygulara sahip olması ve Türk halkının bağımsızlığını koruma isteğinden ortaya çıkmıştır. Peki Kuvayi Milliye'nin özelliklerine bakalım. Eli silah tutan kadın, erkek, bütün vatanseverlerin katıldığı birliklerdir. Bölgeseldir. Bölgesel kurtuluş yolları aramışlardır. Gönüllülerden oluşmuşlardır. İhtiyaçları söylediğimiz gibi halktan karşılanmıştır. Büyük Millet Meclisi açıldıktan sonra meclise karşı çıkarılan isyanlarda da, isyanların bastırılmasında da rol almışlardır. Düzenli ordu kuruluncaya kadar görevlerini ifa etmişlerdir diyelim. Kuvayi Milliye'nin oluşturulmasında müdafaa hukuk cemiyetlerin önemi büyüktür demiş öğretmen sorusuna hemen bakalım. Evet, Kuvayi Milliye birliklerinin amacı nedir? Hiçbir devletin egemenliği altına, himayesi altına girmemek, Türk milletinin kendi bayrağı altında bağımsız yaşamasını sağlamaktır dedik. Sevgili öğrenciler, sizler bizler için çok kıymetlisiniz. Bu ülke için çok kıymetlisiniz. Çünkü sizler bizim geleceğimizsiniz. Sizler geleceğin öğretmenleri, doktorları, avukatları, mühendislerisiniz. Dolayısıyla bu süreçte evde kalın, sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Sevgili arkadaşlar, konuyla ilgili soruları videonun altındaki linkten ulaşabilirsiniz, çözebilirsiniz.